Berat'ın attığı replay izliyoruz. Berat seviye 5 premium Fransız tankı olan M10R8 FM tankıyla oynuyor. Aslında seviyesine göre RPM falan çok yüksek bir tank. Bu anlamda iyi işler çıkarabilirsiniz. Neyse, çok fazla bekletmeyeyim, ben başlayayım. R8 değil, RBFM. Tamam, RBFM. Okey, okeydi. Tamam, sıkıntı yok. Olur, bence 8 o. Bana göre 8. Banlayın Berat'ı. Banlayın Berat'ı. Adam bundan ban. Şimdi geçen replay'de çok fazla kör atış yapmıştı Berat. Yine kör atışlarına devam ediyor. Ve sürekli kör atış tekrarlıyor. Bakın. Sürekli rakip takımın gideceği yerlere sıkıyor. İlk atışını yaptı, hasarını verdi. Şutu. İkinci atışında hasarını verdi. Şutu geri çekilmedi bu arada. Şimdi çekildi. Eğer bu tempo ile giderse mutlaka birkaç körü sokacak. Bu girmedi, ondan eminiz. Bu da girmedi, ondan eminiz. Ki zaten bir daha bu girmiş olabilir ya da görmedik. Enteresan bir yere gitmiş olabilir mermi. Emin değiliz. Yeri iyi. Yeri gayet iyi. Pozisyonu iyi. Ama dediğim şey oluyor yine. Bakın, iki maç yaptık biz az önce canlı yayında. Canlı yayın dışında da şu anda gördüğümüz şu. Abi adamlar çok geride bir yerde. Çok geride. Yani ne sağdan adam geliyor ne soldan. En sonunda haritaya baktığınızda soldan bir tane, evet, adam geliyor. Ama bir tane. Rakip basmıyor. Rakip yine yatıyor. Bu işte avantaja çevirmeniz gereken bir pozisyon. Rakip yatıyorsa basacaksınız abi zayıf olan kanada. Bu arada bizim sol taraf sıkıntıya düşebilir dedim. Evet, orada 3 tank birden oldu ve bizim sol tarafı A1 hattındaki şutu garaja yolladı. Oradan tehlikeli geliyor. Berat haritaya baktığında yer değiştirmesi gerektiğini anlıyor. Artık Berat, senin kamerandan bakmayacağım. Başımız dönüyor, kusura bakma. Berat kaç maçın var kanka modda? Modda mı Votta mı yazacaktı ya da bu tankla mı yazacaktı? Ben anlayamadım. Ömer Bey biraz daha açıklarsanız biz de anlayacağız efendim. Sonda şaşırma garantili demiş Berat şu anda canlı yayında şeyini izlerken, replayini izlerken bakıyoruz. Şu anda sonda ben haritayı okuduğumda ben olacakları şöyle söyleyeyim size. Berat'ın takım sağdan basacak. Onların, yani rakip takım, kırmızı takım soldan basacak. Benim tahminim Cap'le alakalı bir şey olabilir. Bakın, hiç izlemedim. Hani şu anda öngörüde bulunuyoruz. Pardon, Votta. Okey. Şu anda öngörüde bulunuyoruz. Bu arada hem Berat'ın reptilleri hem de Osman'ın reptilleri çok iyidir. Ben onların reptillerini severim. Ama artık farklı tanklar atın arkadaşlar bana. Bakın, bugün bir yorum gelmiş ve yorumda çok haklı. Farklı tanklarla oynarsan daha iyi olur diyor. Şimdi artık yerine geçti. Bundan sonra onun kamerasından izleyeceğiz. Pozisyon almaya çalışıyor. İleri de almak istemiyorum şimdi. Evet. Atışı sekti. Churchill'dan yine sekebilir. Yine sekebilir. Girdi, güzel. Girdi. Bu da gir. Aa, bu sekti. Churchill'ın zırhı enteresan bir zırhtır. Bol bol kör atacak. Bu arada dediğim şey oluyor. Bakın, biz sağdan basıyoruz ama tam net de basamıyoruz. Bu arada Berat'ın nerede yaptığını, sürekli atış ettiğini söylememize gerek yok. Sürekli kör atışta bulunuyor. Berat hasar verebildiğim kadar hasar atayım diyor. Hasar atabildiğim kadar atayım. Yanıma kar diyor. Bu arada o da bir kör yedi spotlanmadan. Hemen yerini değiştiriyor. Seviye 5'e göre iyi bir tanktır bu arada. Ama dediğim olmak üzere bizim sağ taraf yine tam böyle basamıyor. Artık basması lazım. En arkada, solda J0 hattında bir tane ağır görüyoruz. Allah onun belasını vermesin diyorum. Çünkü artık basması lazım. Belki de AFK, onu da bilmiyoruz. AFK ise kötü, AFK değilse çok daha kötü. Sorun değil diyor Berat. 6'ya 6 maç dengede gidiyor. Evet, dediğim oluyor. Basıyor rakip. Evet, rakip basıyor. Bu arada başka bir M10 tankı. M10 tankı, 2 M10 tankı kafa kafaya. Berat onu bıraktı. Spot yemek istemiyor çünkü az önce bir spot yedi ve hasar alma ihtimali var. 7 7. Evet, şunu anlıyoruz. Ağır tank tamamen AFK. M10 tankı. Çok kritik şu anda. Hani buradaki olaylar nasıl gelişir, ne olur, tamamen oyunu şekillendirecek bir durum. Nasıl bir cümle kurdum ben ya? Sürekli kör atıyor.
Ferhat sürekli kör atıyor. Evet, şimdi bir haritayı yorumlayalım. Sağ taraftan basacağımızı söylemiştim. Sağ taraftan bastık. Ya da bastı bizim takım. Fakat sağ taraftan iyi basamadığımız için ve ağrımızın da AFK olmasının da sebebi var bunda tabii. Onun da emeği var sağ olsun. Sağ taraf bizim düştü. Aslında sağ taraf düştü ama takım düştü diyebiliriz. 4 tank, pardon 5 tankımız var. Biri artı koy kenara, biri ağır AFK onu da koy kenara. 3 tank kaldık. Bakalım neler olacak. Benim şu anki tahminim, ilk tahminim tutmadı. Şöyle tutmadı. Onlar soldan biz sağdan basacağız. Cap'le alakalı bir şey olacak dedim. O olmadı. Benim tahminim şu olacak. Bu 3 tank. 2 tane M10 tankı var bizde. Bir tane bu yeni Rus tankı var. Rus diyorum, Çin. Polonya TD'si pardon. Zavi Miatka isimleri de çok zor okunuyor. Ondan var. Benim tahminim bu üçü çok güzel bir direnç gösterip tüm rakibi temizleyecek. Öyle tahmin ediyorum ben. Şimdi Berat'ın az çok oyun tarzını bildiğim için ve diğer Reptile'ını da hatırladığımda aslında diğer Reptile de buna benzer bir minimalle geçmişti. Yani farklı bir haritaydı. Eski haritalardan biriydi, adını hatırlamıyorum. Farklı bir haritaydı. Aynı pozisyonu birebir almıştı. Berat yorum da yaptı bu arada chatten. Buradaki olay omaleyip kazanmaktı. Templeyip. Ha, okey tamam. Bekleyecekler. Şu anda yapabilecekleri hiçbir şey yok. Düşman geldiğinde yağdıracaklar mermilerini. Çok güzel. Çok güzel. Diğer M10 tankı çok önemli bir şekilde adamı garaja yolladı. Riskli bir pozisyondu çünkü. Onun da geriye çekilmesi gerekiyor. Daha iyi pozisyon alması gerekiyor çünkü orada spotlandı. Evet, bundan sonrası öyle olacak. Bu arada Baba Kartal yorum yapmış. Bundan sonra Çanakkale geçilmez olacak demiş. Doğru söylüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. Oo, çok yakın. Çok yakın. Evet, Berat iyi atış. DP mini kullanıyor Berat. Bu çok güzel. Bir atış daha. Körden girdi abi o ve garajda. 11-11. Bundan sonra böyle olacak. Sürpriz sonlarını çok merak ediyorum. Sonda ne olacak? Onlar basacak, bizimkiler alacak. Herkes aşağı yukarı aynı chatte. Şimdi bak şöyle yapalım. Berat dedi ki sürpriz sonlu. Dedi değil mi? Şu anda biz sonunu tahmin ediyoruz. Sürprizse bizim bunu bilmememiz lazım. Doğru mu chat? Yani Berat'ın dediği yani sonda işte Çanakkale geçilmez olacak. Onlar gelecek, bizimkiler bulacak, kazanacaklar. Değil de çok enteresan bir şey olması gerekiyor. Bakalım olacak mı? Bir şey yazma. Evet, güzel bir yorum geldi Mehmet Göktaş'tan. Dedi ki bu gidişte mermiler bitecek, vura vura fantezi yapacak diyor. Bakalım. Değişik bir yorum geldi. Berat sen hiçbir şey yazma. Abi yok, bir numara yok. Bence hani dediğim gibi olacak abi. Gelecek vuracak. Gelecek vuracak. Belki bir tane mühimmat atacak. Hani böyle ekstrem aa sürpriz oldu diyebileceğim bir şey olacağını sanmıyorum. Başka bir yorum geldi. Baba Kartal'dan sürpriz sonu bence attığı kör damage olur. Buradan sonra sürpriz fazla olmaz bence. Ben de öyle düşünüyorum. Hani zaten hani kör atışlar aslında o da bir sürpriz değil. Hani şöyle söyleyeyim. Benim için bir sürpriz değil. Eski Reptile'ni izleyen var mıydı Berat'ın? Yine M10 tankıyla oynamıştı. Buna benzer bir maç geçmişti. Bakalım. Ama muazzam bir sürpriz olur. Şu anda 768 hasarda atıyorum. 6000 hasar çıkar. 4000 hasar çıkar. Oha dersin. O kadar çıkar mı onu da bilmiyoruz da. Birer ikileri almıyorum. Tamam, birer ikileri almıyorum. Oğlum durakladıldı mı? Oynuyor mu? Belli değil ha. Oynuyormuşuz tamam. O kadar duran ki. Çileğimi yiyerek Fransızların savaşını izliyorum. Evet, ilk tank geliyor. Bir tanesine vurdu. Sniper'ı
Spot 7 tehlikeli. Spot yemesi kötü oldu. Bir tane daha. Sekti. Çok büyük sıkıntı. Ama of of of. İki tane adam ondan sektirdi. O adamdan sektirdi. Ve 12-12. Bu arada onlar diğer M10 tankını kaybettiler. Berat şutuğa vuruyor. Şutuk aslında tehlikeli bir tank. Sağdan bir kişi daha geldi. KV-1 geldi. Bu çok tehlikeli bir tank. KV-1. Ay, denemeyecek oradan Berat onu. Evet, şimdi denebilir. Şimdi denebilir. Şimdi denebilir. Evet, gayet güzel. Evet, Berat tek tank kaldı. 3'e 1 şu anda. Toplamı 2K olur diye düşünüyorum. Toplamı 2K olur diye düşünüyorsun. 1300 hasarda. Şimdi herkes yazsın tahminini, bakalım kaç olacak. Herkes yazsın. Bakın inanın görmedim ha. Replay'ı indirdim, detaylara da bakmadım replay'ı indirirken. Çünkü replay vote replay'den atmış. Onun için de teşekkür ederim Berat. Hani replay'dan atıyorsun, o güzel. Oo, evet güzel. 248 canı var diğer tankın. Şutun. Anasının gözü. Buradan ölerse, ölürse yani körden. Abi son 6 mermisi. 5 4 3 Evet, replay'i burada kesiyorum. Bir sonraki yayında replay'in devamını izleyeceğiz. Şimdi Objeus küfürlük yayıncı, düşünsene. Linç ederler lan herifi. Bu burada bitiriyor. 3 mermi kalmış. 3 mermi kaldı. 3 mermi, patlayıcı mermi. Çok enteresan. Çok ilginç abi. Ben toplamının 4000 olacağını düşünüyorum. Kaç mermi alıyor bu tank? 40 alıyor mu abi totalde? 35-40 alıyor mu? 100 hasardan ben 4K olacağını düşünüyorum abi. Bakalım, izliyoruz, neyse. Hah. Evet. Şimdi ne olacak? Çevirdi topu. Şuta nişanını aldı. Vur. Vur lan. 14. Abi bilerek yavaş oynatıyorum. 14 vurdu. Ve 2. Dedim ya. 3 tane patlayıcısı kaldı artık. Hani. Öldürebilme ihtimali çok zor şu anda şutun. Ön zırhından. Çok zor. 60 mı? Berat sen detay verme bize. Hani ama 60 falan okey. Yok, güzel güzel. Şu anda enteri bak. Sonu ilginç. Şimdi başında açık söyleyeyim, ben sıkıldım. Ama şu anda eğleniyoruz. Bence izleyenler de eğleniyor. Hani onu düşünüyorum. Ama böyle bir şey olabilir mi? Ya 3 mermi kalmış. Ve Berat da teklik bak. Şutuk tekte alır Berat şu anda. Kaç canı var? 181. Emin değilim ya. Şutun hasarını bilmiyorum. Şutuk kaç hasar veriyor bilmiyorum. Artı da ıskaladı. Şansı Artı'nın. Bak, Berat'ın şöyle bir şansı var. Artı'sı var. Ama Artı da ıskaladı. Bir de Artı splash'ı olmayan bir Artı. Splash hasarı olmayan bir Artı. Abi buradan kepledim deme. Ben buradan, o olamaz. Ben burada mühimmat falan attığını düşünüyorum bu adama. Abi tüm ihtimaller azalıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bak 3 mermi, bak önce 8-6 mermi ne kalmıştı? Onlara harcadı 3 mermi, 14 hasar attı, ıskaladı. Yine ıskaladı ve şu anda tek mermisi kaldı adamın ya. Ve adam nereye gidiyor şutuk? Artı'ya gidiyor. Çok başarılı. Çok güzelsin sen. Sen harikasın abi. Harikasın. Harikasın. Bakalım. Rakibi takdir ettim ben bu arada. Aa bak, arkasını döndü, tamam mı? Arkadan delebilir.
Kaç hasar veriyormuş? 185 hasar veriyor. Middle middle into the middle. Yani o da genişten aldı zaten. Bak Berat da genişten aldı. Şutuk bu arada buraya döndü. Spotlandı Berat. Şutunu da sardı gördük. Şutunu da sardı gördük. Böyle bir şey olabilir mi abi? Spotu düşmesini bekliyor Berat sanırım. Yapma yapma yan dönme ona. Ah ah deliyor deliyor. Abi. Ne olacak? Yani ayakkabı falan mı fırlatıyorsun acına? Ne yapıyorsun? Abi sıfır mermi. Artin'in şu anda bak dediğimiz hiçbir şey tutmadı. Aga, oğlum kimse bilemiyor şu anda ne oluyor? Artiden Mehmet. Mehmet evet. Artı. Alkışlıyoruz. 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 Güzeldi. Yalnız bak Berat böyle bir şey olmasaydı da yani gittim yine kör attım bin hasar vurdum deseydin abi. Aga derdim niye izlettin bize bu şeyi ya. Acı derdim niye izledik. Biz 20 dakikamızı niye verdik derdim. Ama hakikaten de enteresan bir şeymiş. Ama enteresan olması da izlerken ya biz mermine falan dikkat etmesek onları görmesek falan der izlersin yani. Ya da hızlı hızlı ağızdakileri anlamazsın yani olayı. Olayı bütününde izlediğinde anlıyorsun ne olduğunu işte. Altı mermin kalman, kör atman, kör attıktan sonra 3 tane patlayıcı kalması, 3 patlayıcı kaldıktan sonra rakibe karşı fazla şansının olmaması, şutuğun senden sektirmesi, senin şutluktan sektirmen, Artir'in ıskalaması, adamın şut oraya gitmesi, adamın sana arkasını dönmesi ve adamın seni fark edip arkasında değil sana önünü dönmesi ve Arti arkasını dönmüş olması, Arti'nin onu alması muazzam. Şimdi şeye bakalım. Maç sonu detaylarına bakalım abi. Ama açık söyleyeyim hakikaten sürpriz sonluymuş abi. Ben şuradan kimse tahmin etmedi yani. Şu şeyi kapatayım bir dakika. Chrome'u. Ay şey. Bir dakika. Ha şöyle yapacağız. Heh. Ömer tahminde bulundu. Doğru tahminde bulundu. O artı oynasın alsın istiyor değil mi? Evet Ömer'in tahmini doğru. Artıyı oyuna sokmak istemiş Ömer. Berat özür dilerim. Berat Ömer diyorum. Ama zaten hani şey diyorsunuz abi adamın bir şansı kalmıyor. Basıyor, sekiyor bilmem ne. Çok sıkıntılı bir durum. Şimdi maç sonu raporlarındayız. Geldi mi ekran abi maç sonu raporu bakayım gelmiş. Tamam. Şimdi maç sonu raporlarındayız. Toplamdaki hasarı 3060. Ben 4000'i bulmuştur dedim. 3060. Yani 4000 olmamış ama hani azıcık yaklaşmış 4000'e. Ama 2K diyen arkadaş da kim demişti 2K? O da bilmiş sayılır. Şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Ben ekip skoruna bakmak istiyorum abi. 5 tane tank almış. 3000 hasar. Yine tek başına takımı sırtlamış. Bak bu muazzam bir reply'di işte. Bu gerçekten güzel bir reply'di. Ve 1700 küsur mu hasarı vardı? Bir dakika ben oyundan bakayım. Evet, 1726 küsur hasarı vardı. Aşağı yukarı attığı hasar kadar da normal attığı hasar kadar da kör hasar atmış. Ben tebrik ederim abi. Güzel maç. Ben zaten Berat'ın ve Osman Hoca'nın replaylarını beğeniyorum yani. Genelde böyle güzel replaylar çıkıyor. Tırt replaylar çıkmıyor. Dandik replaylar çıkmıyor. Tabii şöyle baktığınızda da her şeyi almış. İşte boksörü almış. O niye hepsini bu? Ha, Tanrı'nın eli ödülünü almış. God of Hand of Gods. Boksörü almış. Duelojiyi almış. Cengaveri almış.
Kayseri atışını almış ve ustalık brevesini, tankasını almış. Eline koluna sağlık. Güzel maçtı. Güzel maçmış.